anlamda yaptığı ettiği bir yana, işte benim stilim iddiasında bulunabilecek yarışmacılarımız arasında. Bu podyuma adım atmadan önce de modayla iç içeydi. Burada bu farkını ortaya koyma çabasında dans konseptini tercih etmiş. Alkışlarınızla Tuğçe Özbudak podyumda. Çaça. Evet. İlk gala gecesi zor muydu hazırlanmak? Güzel bir şov yapmak istedim. Sürpriz de olsun istedim ilk gala. Hani şöyle dedim, biraz şanımı konuşturayım dedim. Nazar, ayağım kaydı. İnşallah dans beğenmişlerdir. Daha önce? Dans ediyordum. Ben konservatuvar mezunuyum zaten. Ama onun öncesinde klasik bale yapmıştım ama bırakmıştım. Biraz yatkınlığım var ama uzun yıllardır dans etmiyordum. Olsun. Temel sağlam demek ki. Evet, var biraz. Neredesin peki? Nerede dans ediyorsun? Ben hayal kendime hani yarışmalar olur ya işte Amerika'da falan böyle salsa yarışmaları, dans yarışmaları. Orada çok iyi hazırlanırlar, işte kostümler, saçlar falan, özel kostüm diktirdim zaten. Ve bunun için 3 gecedir bu taşlar için yerlere saçtım biraz ama. Evet, hala üzerinde elbise var, evet. Önemli değil. Üzerimde kalmasına şükrediyorum. Çok uğraştım, orada hayal ettim kendimi, dans yarışmasına gitmişim. Peki, gel bakalım. Elif. Bayıldım. Yani söylenecek tek bir şey, muhteşemdin. O kadar estetiktin ki, yani daha çok bir dansçı gibiydin, bir yarışmacı gibi değildin. Tebrik ederim seni, bravo. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok güzeldin. Tabii performansı değerlendirirken stili de unutmayın. Uygun mudur? Bu dans için bence çok uygundu. Rengi çok güzel bir seçimdi. Makyajını az tutman harikaydı. Saçını bilemedim. Belki toplu olsa benim daha çok hoşuma giderdi. Ben daha çok seviyorum ama onun dışında mükemmel. Simge? Kıyafetinin rengine bayıldım. Zaten modelini de içeride söyledim. Mükemmel olmuş, çok yakışmış vücuduna. Ben de Ece ile aynı şeyi düşünüyorum. Saçların toplu olsaydı, evet sanki, ama müthiş görünüyorsun. Zaten şovuna bayıldım yani, efsane. Teşekkür ederim. Hatta kıskandım biraz. Aynı dans yapıyoruz çünkü onunla. Ben samba yapıyorum ama sen kısa boylu olduğun için, bacak boyun daha kısa olduğu için çok yatkınsın. Ben çok zorlandım ama inşallah ben de yapacağım, bakalım. Berna. Ben birazcık arkadaşlarımdan daha farklı düşünüyorum, üzgünüm ki. Kostüm çok güzel, elbette bu dans içinde çok uygun. Ancak kostümün ve partnerinin ekmeğini yediğini birazcık düşünüyorum açıkçası ben. birazcık daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. O iddiayla geldiğin için, yoksa seyirciye ve jüriye oynayışın bence 10 numaraydı. Ama ben birazcık daha açıkçası bu iddia, yani teknik eğitim aldığını iddia ettiğin için söylüyorum, birazcık daha iyi beklerdim açıkçası. Seyirciye ve jüriye oynamadım, yok, sadece güzel, aynı. Yok yok, o anlamda değil yani. Koreografi açısından, ha, dansın açısından. Ha, biraz öyle bir geldi mi? Çünkü hani onu demek istiyorsun gibi devam etti. Hayır, asla öyle demek istemedim. Hayır. Ne güzel. Peki. Hiç sormama gerek kalmıyor. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Merhaba. Eyvah, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tebrik ediyorum. Harika, ya, harikaydı. Gerçekten mi? Çok güzeldi. Teşekkür, çok heyecanlandım. Çok, bir de siz ateşliydi, varsınız. Zaten hani ilk galamız. İnanılmaz heyecanlıydım. Teşekkürler. Ben bayıldım. Çok, kıyafetine de bayıldım. İlk kostüme de bayıldım. Bir tek o paçası sarkıyordu. Orası biraz açılmıştı. Evet. Teknik hata vardı ama ya içinden çıkan kadına inanamadım. Böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Çok yakışmış. Kıyafetin rengi, saçın, makyajın. Bence bu gecenin en iyilerinden biri sensin galiba diye düşünüyorum. Gerçekten. Ben 9'u veriyorum. Bana cimri diyenler utansın. Oley! Teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımcığım, kızlarımız yeni, ilgalamız, evet, onlara motivasyon vermek lazım. Verdim hayatım. Daha banka hesap numarasını mı alayım? Tuğçe, dansçı gibi olmuşsun. Gerçekten mi? İlk yani o şey Michael Jackson havadan sonra salsınçaça müthiş, bence de çok güzel yapmışsın. Kostüm rengin bayıldım. Teşekkür ederim. Zaten çaça salsa kostüm böyle olmalı. Ayakkabı profesyonel, dans ayakkabı. Ben boyadım. Evet, boyadın mı? Boyadım. Harika. Kulise makyaj, saç yapılırken. Ya diyecek bir şey yok yani, küçük bir şey nazar oldu. Kaydım, evet. Takıldın ama bence de muhteşemsin, müthiş oldu yani, hakikaten çok iyisin, çok iyiydin. Ay, teşekkür ederim. 10. Sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Tuğçe ilk çıktığında ne yapıyor diye baktım. Tamam, Michael Jackson. Pantolona baktım, içeriden patlamış. Diyorum ki şimdi iyicene dikkatli bak. Dikiş tutmadı canım. Dikiş tutmadı. Evet. Kadın dynamite, dinamit gibi duramadı. Bomba. Fakat şimdi böyle hem dansını seyrediyorum hem paçaya bakıyorum. Dedim vah vah, sökülmüş, dikmemiş. Sonra öbür paçaya da bakıyorum. Hani dedim paralelliği var mı? Biniş, öbürü de yırtıldı mı? Özellikle mi yırttın ikisini birden? Hocam yani onu hani özellikle yırtmadım da biraz hani kolay olsun diye açıkçası öyle oldu. Tabii tabii, gelecekteki şovu ben bilmiyorum. Evet. Diyorum ya Allah, yırtık bir yani sökük pantolon. Yok yok, yoksa öyle özensiz çıkmam. Sonra uyanık bizi kandırmak için öbür paçayı da söktü. Kendi kendime senaryo yazıyorum burada. Sonra tabii içinden bir dinamit çıktı böyle, inanılmaz bir şey. Yani, Ivana da söyledi. Ben de ayakkabılarını çok beğendim. Teşekkür ederim. Tam bir dansçı ayakkabısı. Evet. Yani onu böyle profesyonel, onu bir yere koy böyle, otur ona saatlerce hayal kurabilirsin. Bu ayakkabılar neler yapabilir diye. Onun için çok beğendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ayrıca böyle güzel bir şey hazırladığın için. Ben teşekkür ederim size beğendirdiğim için. Sağ olun. İkinci geliyor. Sizden 10. Ben gerçekten teşekkür ederim. Bir kıyafet kadar mı güzel yakışır ya, proporsiyonuna? Proporsiyonuma sizin için uydurdum. Bu kadar mı güzel yakışır? O küçük ökçeli topuklu ayakkabılarla bile çok yakışmış. Onlara puanı... dans ayakkabısı diyoruz Uğurkancığım. Onun uzun topuğu olmuyor. Hayır canım. Hayır. Şunu anlamıyorlar ki kardeşim. Küçük ayakkabı olmasına rağmen proporsiyon güzel görünüyor demek istedim kardeşim. Buradancı ne olacak bu durum? Apartman topuk bir dans ayakkabısı görmedim ben. Allah Allah. Bu tip kıyafetler ancak yüksek topuklularda görünür. Proporsiyon problemi varsa. Bence de iki deli burada. İki deli. Ay, açıklatmak zorunda kaldım. Bunun adı dans ayakkabısı. Ay. Git at kendini bir yerden. Ay, Neslihan anlamadım. Bu dans ayakkabısı. Duymuyor Hakan. Neslihan başka şey anlatacağım. Bankaya anlatıyorum. Anladınız mı? Uğurkan, ben 2 haftaya seni macilen emekliye ayırırım, delirecek çünkü. Zaten emekli olabilirim. Ben sana söyleyeyim, hepimiz Tuğçe'yi kıskandık, krize girdik. Yani bu kadar kısa olmasına rağmen, bunların deyimiyle ki benim deyimimde o dans ayakkabısı olmasına rağmen proporsiyon olarak çok güzel görünüyorsun. Kırmayacağım puan. Kırmayın ama hocam. Saçlarını ben bu dansları seyrettiğim zaman bu danslarda saçlar hep topuzdu. Ama demek açık da dansı, çünkü açık yüzünün önüne gelir, bazı figürleri partnerini kaçırabilirsin. Ama Hande dedi ya, utanın diye. Açık olabilir saçlar ama. Salsada. Açık oluyor. Salsa açık. Söyleme, ukala diyorlar. Tuğçe, neden bir haftadır orada öyle yeni gelin gibi oturuyordun? Bayıldım. Teşekkür ederim. Uzatmayacağım. Bayıldım. Ben büyük şovları severim. Aha. Şaşırtmayı severim. Ben de hani hemen değil de dedim şöyle bir galada patlatayım kendimi. Büyük şovları yapmak daha zordur. Al sana da büyük bir puan. 9. Vay, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Yerine kaç verdi? 9. Sensiz bu son gecem, bu son sabahım. Tadı yok. Dur. Kız, duygusal şarkı bu. Yapma. Değil mi? Ivana için remixini yapıyoruz. Hazır mısın? Evet, tamam. Sen gibi şöyle diyorsun ya, evde aynanın karşısında dans ediyorum. Evde benim gibi bir rakip mi vardı acaba? Neden Hatice seni beğenmiyor? Aynı veri tabanında değiliz. Süzgeçler farklı. Senin derdin ne kızım? Yerim seni. Bu puanlaman bittiyse ben gidiyorum. Hiç de gelmedi değil mi? İyi günler.